Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. NBA gündemini Kaan Kural'la değerlendireceğiz. Çok olaylı bir hafta geçirdik ama öncelikle bu sabah olanla başlamak istiyorum. Harden ikinci defa 50 triple double, 50 sayı, 13 asist, 13 rebound alarak rekor kırdı. Onunla başlayalım. İyi topçu. İyi topçu. Ya şey, bunu daha önceki programlarda Harden'la ilgili konuşurken bol bol konuşmuştuk zaten. Ya Mike D'Antoni'nin düzeni artı James Harden'ın oynamak istediği oyun rüya gibi bir şey, ütopya gibi bir şey. O yüzden Harden'ın performansının maksimize olması ve bazı rakamların hormonlanmasından doğal bir şey olamaz. Abi bu, ben bunu 50-13-13 yapmayı küçümsediğim için, 50-13-13 nedir abi, saçmalık yani. Saçmalık. Öyle şey olur mu? Ama yani işte normalde atıyorum geçen sene yaptığından, geçen sene eğer Harden aynı oyunu oynamış olsaydı muhtemelen 37-9-11 falan yapacaktı. Anlatabiliyor muyum? Bu sene takımın oynadığı oyundan dolayı falan bu rakamlar biraz daha aşıyor. Ama Harden kendi tavanına yaklaşıyor. Hatta o tavanı yeniden tanımlıyor diyebilirsin. Ama bu Mike D'Antoni'nin oynatmaya çalıştığı oyun içinde, Harden'ın oynamaya çalıştığı oyun içinde maksimum verimli bir şey. Ama Houston son bölümde biliyorsun 9 maçın 6'sını kaybetmişti buraya gelene kadar. O yüzden burada ekstra bir kendini gösteren ekstra bir gayret olduğu kesin. Şimdi genelde Ocak ayı NBA'nin şey ayıdır. Bunalım ayıdır. Buna Amerikalılar çok güzel bir tabir var. Dog days diyorlar. Evet. Köpek günleri bu. Çünkü Amerikalılar yorgunluğun tasviri onlarda, hayvansal tasviri köpektir. Köpek yorgunluğu derler ya. Abi o kadar çok maç yapmış oluyorsun. Böyle sezonun öyle bir dönemi ki kış gelmiş zaten, ulaşım şartları biraz daha zorlaşmış falan filan. Böyle bıkkınlık biniyor. Mesela Cleveland da çok kötü bir dönem geçiriyor şu anda. Golden State abuk subuk. Kime yenildi bu geçen gün abuk subuk? Neyse herkes de oluyor ya. Dün mesela New Orleans'a yenildi San Antonio falan. Heat'e yenildi. Heat'e yenildi şey. Dion Waiters saçmalık. Klasik abi. Ben hep şey diyorum abi. Bazı oyuncular var böyle yılda 3-4 kere çıkıp el sallarlar. Dion Waiters de onlardan biri. Arda o ertesi maç gene yaptı. Neyse. Bunlar Ocak ayında falan daha, zaten NBA'nin yoğun temposunda oluyor. Ocak ayında biraz daha yoğun oluyor. O yüzden biraz daha ekstra gayretle çıktılar. Ama abi biz bu programı çok uzun süredir yapmıyoruz ama yani en baştan beri söylediğim bir şey vardı. Geçen sene işleri iyi gitmezken de söylüyordum. Abi James Harden muhtemelen NBA'nin en durdurulamaz oyuncusu olabilir. Çünkü yani en iyi oyuncusu falan demek değil bu. Ama savunma anlamında en dur... Çünkü birden fazla ve birden birbirinden farklı engellenemeyecek silahları var. Ha bu silahlara bir miktar önlem aldığın zaman da işte bu sene D'Antoni'nin sisteminden ve onun maksimizasyonundan kaynaklanan pas yeteneği ortaya çıktı. Şütörlerle doluşturduğun zaman da onu durduramadığın için onu aldığın önlemlerden onu diğerleri çok fazla atıyor. Bütün rakamlar da şiştikçe şişiyor. Ama Harden çok acayip oyuncu ya. Çok yani. Mesela Westbrook'a baktığın zaman hani en rakamsal olarak en kıyasladığın oyuncu o ya. Westbrook'un nasıl ve niye yaptığını görebiliyorsun. Çünkü acayip patlayıcı, böyle gözlerinden hani neredeyse Superman'e gözüne alev çıkacak yani. Çok şu kadar kaldı yani çıkmasına. Çıkarsa da kim bir gün gerçekten gözüne alev çıkarsa o kadar da şaşırmayacağız. Olabilir. O ya hani gene şaşıracağız da o kadar şaşırmayacağız yani. Abi Harden öyle değil. Mesela sahada hızlı bile gözükmüyor, tamam mı? Evet, evet. Ama öyle değil işte abi. Ya ben step back denen teknik basketbol en temel tekniklerinden biri. Bugün sokakta, cadde bostanda falan bile yapıyorsun. Ben bile yapıyorum. O iyi olmuyor ayrı konuda. Abi dünyada bu kadar step back şut atan oyuncu varken diğerlerinden böyle %50 falan daha fazla mesafe açmayı başarmak acayip bir şey ya. Acayip. Tamam. O zaman asıl eğlenceli konulara geçelim. Biraz can sıkıcı olabilir tabii bazıları için. LeBron James kaybettikleri maçtan sonra yönetimi suçlayan açıklamalarıyla diyor ki yeterince para harcamıyorsunuz, bir şampiyonluk kazandınız, onu yeterli görüyorsunuz, yetiniyorsunuz bir şampiyonlukla, daha fazla para harcamanız lazım, nerede benim point kartım diye açıklama yapıyor. Ondan sonra Dan Gilbert da açıklama yapıyor, David Griffin de açıklama yapıyor. Aslında bu takımın şampiyonluğa yeteceğini söylüyor ki bence de yeter. Cleveland bu takımda şampiyon olabilir, olamaz mı? Şu anki elindeki kadro. Geçen sene şampiyon oldu mu? Oldu. Ve bu seneki kadro ondan ne eksik? Fazlası var, Korver var bir de üstüne. Mozgov gitti gerçi. Ya böyle bir olaylar oldu, ne diyorsun? Ya şimdi LeBron kariyeri boyunca çok pasif agresif bir karakterdi. Yani takımın en iyi, yani NBA'nin en iyi oyuncusu olduğu dönem yaklaşık bir 10 yıla, son 10 yıldır falan NBA'nin en iyi
Hani birinci belki de ilk üçte, en kötü ihtimal ilk üçteki oyuncusu. Fakat pek çok mesela Kobe'ye ya da başka lider karakterli oyunculara karşın, ki çok böyle kutuplaştırıcı bir karakter olmasına karşın, pek öyle sözleriyle masaya yumruk vuran, işte tavır belirleyen bir oyuncu pek olmadı. Genelde çok pasif agresif. Mesela geçen sene Love kötü oynarken Instagram'dan böyle abuk subuk mesajlar atıyordu falan, hatırlarsın. Hmm, evet, evet. Öyle çok fikrini net söyleyen, şeyini, iradesini net ortaya koyan bir karakter olmamıştı. Ama zaman içinde olgunlaşma sürecinde ve pozisyon değiştirme sürecinde bu konuda çok değişti. Yani yıllar içinde takip edenler görür. Burada da takımın bu ocak bıkkınlığı sürecinde böyle dağılması, işte Golden State'den fark ettiler falan filan, bir şey yapması gerektiğini hissetti ve yani beceremedi yani açıkçası. Şimdi bu yaptığı yanlış değil ama yöntemi yanlış. Şimdi abicim bir kere bu işin ilginç yanı, hani sanki de özellikle bekliyormuş gibi Forbes'un da bir tane makalesi yayınlandı bugün. Cleveland geçtiğimiz yıl şampiyon olmasına rağmen 42 milyon dolar kaybetmiş takım olarak. Harcadı parayı. Çünkü abi 57 milyon dolar lüks vergisi ödüyorlar yani. Şu an değil mi? Tabii tabii. Hı. Artı hani para harcamıyorsun diyor. NBA'nin en çok para harcayan takım abi. Daha ondan daha fazla harcayan yok yani. Golden State bile o kadar harcamıyor şu an. Yok abi. Seneye geçecek. Seneye Golden State geçecek, ayrı konu. Ama abi 100 küsür milyon dolar oyunculara veriyorsun, lüks vergisiyle birlikte 160-170 milyon dolar para ödüyorlar ki daha da fazla ödeyecekler. İşin kötü yanı bu lüks vergisinin içinde kalktığı için repeater tax'e girecekleri için gelecek sene korkunç maliyetlerin de altına girmiş durumda zaten. Buna rağmen gidip Korver'ı aldılar zaten. Daha ne yapsın adamlar yani. Oyun kurucu almak istemiyor. Almaya çalışıyorlar elbette ki. Bu para harcamamakla da alakası yok. Yani şimdi LeBron'un yaptığı en büyük hatalardan biri bu. Yeterince para yani harcamıyorsunuz. Daha doğrusu yeterince para harcamıyorsunuz demedi de. Hani yeterince çaba göstermiyor. Abi zaten isteseler de harcayamıyorlar ki. Kurallar izin vermiyor yani. Gidip atıyorum. Bugün piyasada Chris Paul olsa, tamam mı? Alamaz ki Cleveland. İzin vermiyor kurallar. Ha bunu anlamış olması, ona göre davranması lazım. İşte hani tamam bir oyun kurucuya ihtiyacımız var ama işte eğer sen onun içinde Winnie the fucking point guard dersen abi bir sakin derler adama yani. İşte bir point guard şey diyebilirsin, tamam. Bir de verdiğin mesajın yıkıcı değil yapıcı olması lazım. Orada dersen ki bir tane oyun kurucu da eklediğimiz zaman ki işte üst yönetim de bunun için elinden geleni yapıyor ki biliyorsun yaptıkan adamlar yapıyorlar ulan. Tabii görüyorsun Korver'ı görmüşsün yani. Yani onu da eklediğimiz zaman şampiyon olacağız, kimse korkmasın, biz buna hazırız de geç gitsin abi. Liderlik öyle yapılır. Ya böyle zaten işler kötü gidiyor demeyeceğim. Tökezlediğin dönem, ki çok normal burada tökezlemek. Tökezlediğin dönemde böyle de bir mesaj verirsen abi işi daha kötüye götürüyorsun. Yani ben her zaman söylüyorum abi, çözümün bir parçası değilsen sorunun bir parçasısındır. Ha sorunun büyük parçası mısın, küçük parçası mısın ayrı konu. Ama çözümün parçası ol abi. Hı. Bu ne ya? Geçiyorum o zaman diğer bir tartışmalı duruma. Ne Butler. Zaman geleceğiz onu bekliyorum ben. Hı? Ne zaman geleceğiz esas konuya? Butler, Wade, Rondo. Süper konu o da. Butler, Wade de Butler da aynı kafa yapısıyla diyorlar ki takım yeterince çaba göstermiyor. Wade diyor ben 35 yaşındayım, hala içimde yanan bir ateş var. Hadi bende olmasa bile gençlerde çok daha fazla kazanma isteği olması lazım. Aynen, kaybetmeyi ben bu kadar takıyorum, onların çok daha fazla dert etmesi takması lazım diyor. Rondo da bunlara karşılık, Butler da bu arada Wade'e benzer açıklama yapıyor. Rondo da buna karşın diyor ki hadi canım oradan ne gelecek, onu tersleyecek bir şekilde uzun bir açıklama yapıyor. Ve oradan sonra biraz tartışmalı bir döneme giriyoruz. Rondo sadece öyle yapmıyor bu arada. Ne? Rondo Instagram'da kendisinin Paul Pierce ve Kevin Garnett'le bir resmini koyup onun altına uzun bir tirad yazıyor. Diyor ki benim tanıdığım veteranlar, takımın hani abileri, liderleri böyle yapmazdı. Gidip basına konuşmazdı. Gelip işler kötü giderken birilerini suçlamak yerine birilerine destek olurdu. Ayağa kaldırırdı falan filan diyor. Hani siz adam mısınız lan, biz Pierce'de Garnett'le çalıştık falan filan diyeyim. Orada şey de çok kötü. Hani bunu sadece herhangi bir mesajla yani kendi resminin altına yapsa falan. Bir de Garnett'le Pierce'le falan kıyaslıyor. Çok şey, Bobby Portis bunu bu arada şey, Jerry Grant açıklamıyor. Ben her zaman galibiyeti takarım falan diyor. Resmen kamplaşma oluşmuş. Evet. Şimdi abi benim aslında burada hiç konuşmama gerek yok. Bizim YouTube kayıtlı değil mi bütün videolar? Kayıtlı. Sezon öncesi, evet. Sezon tanıtımında Chicago'ya bakarsanız biz bunları yazılarımızda yani. Yazdık. Yani benim yazmam, yani söylemem önemli. Bu belli abi. Evet. İlginçin geç bile kalar. Ben şey diyordum. Ben yılbaşını görmezler diyordum. Yılbaşını gördüler. Bir ay gecikti yani bu kavga bence. Abi zaten Wade'le Rondo arasındaki sorunları bilmiyor muyuz abi? Wade kasıtlı olarak Rondo'nun kolunu kırmaya çalıştı be abi.
Peki. Dünyanın en zaten acımasız adamlarından biri. Şimdi buraya gelsek. Genelde bu tip durumlarda abi insanlar oyuncuları objektif değerlendirmez abi. Bu iş dışarıda olsa, herhangi bir şirketteki bir tartışma olsa herkes objektif olarak ya işte abi yapmayın bu söylenen stajyerlere bu kadar geçmiş adamlar böyle ithamda bulunamaz falan der ama oyuncular başka bir mahkemede değerlendirir. Bunu daha geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. İyi oynadığın sürece her şeye hakkın vardır abi. Ben oynadığın oyunla der. O yüzden de Wade bu sezon beklentilerin, benim ezanından beklentilerim çok üzerinde iyi oynuyor. Butler zaten süper yıldız sınıfına girdi. Onlar söylediği zaman diğer o Jerry Ingrat'mış, Bobby Portis'miş, Nikola Mirotic'miş. Hele ki bu sene takımın en kötüsü gözüken Rondo'ymuş. Siz kimsiniz lan? Adamları dinleyin de onları ayak uydurun. Sonuçta bu ekip niye bir arada abi? İyi oynamak, maç kazanmak için. Sen işini yapmıyorsan işini yapanlar da sana uyarır diye bakılıyor. Fakat iş tam öyle değil. Şimdi bunu yapmanın, nasıl LeBron için söylediysen bunu yapmanın bir yöntemi var abi. Böyle yapılmaz hakikaten. Rondo söylediği şeyde haklı fakat onun yöntemi de çok çirkin. Evet. Abi en başta dünyanın en büyük ikiyüzlülüğü bu. Sen takımın abilerini, liderlerini basın üzerinden diğer oyuncuları suçlamakla suçluyorsun. Sen yapıyorsun aynısını. Yani senin eleştirdiğin şeyi sen yaparak eleştiriyorsun. Şey diyorum ben sana, sen mesela yere şey atıyorsun, elindeki peçeteyi kirli işte çöpü yere atıyorsun. Ben de sana, abi niye yere çöp atıyorsun deyip çöp atıyorum. Böyle şey olur mu abi yani? Aynen öyle. Yani, sonuçta sürpriz değil ki bunlar. Olacak abi. Peki sonraki maçta Wade ve Butler'ın yedek kalması ne diyorsun? Ha, üçü de ceza almış bu arada. Para cezası da falan. Abi. Bu iş galiba Hoiberg'e patlayacak en sonunda. Abi tabii ki Hoiberg'e patlayacak. Kime patlayacak? Abi şimdi bak. Ya bu adamları bir araya getirene niye hiç kimse bir şey demiyor? Abi o da sezon sonunda gider. Bir kere abicim. İki tanesi bile fazladır. Üç tane alfa erkeği yan yana getiremezsin abi. Olmaz bu iş yani. Abi bu iş, yani basketbolda kimya denen şey varsa abi fosforla sülfürik asidi bir araya koymak gibi. Patlama olur lan işte. Yani kimya deneyi yapılmış kitapta yazıyor. İki tanesi bile sorunludur. Ama üç tanesi çok büyük problemdir yani. Olmaz, çarpışırlar yani. Hele ki aralarında daha önceden problem olan Wade ve Rondo gibi oyuncular. Ki ben her zaman söylüyorum, Wade'in bu sene geçirdiği karakter değişimi yani şaşkınlık ve hayranlıkla izler. Yani olmasa zaten buraya kalmazdı bu işler. Wade eski Wade gibi olsaydı çoktan patlardı. Rondo da rezalet oynadığı için, daha doğrusu artık yararlı bir oyuncu olmadığı algılandığı için hani ikinci plana düştü de biraz hani bastırılmış gibi gözüktü ama abi bunun patlayacağı belli yani. Butler da çünkü öyle. Hiç lafını sakınan falan bir adam değil. Şey biliyorsun, bu Rondo'nun şeyi sorulmuş. İyi düşüncünü Butler öyle bir manyak ki abi. O gerçek yani, bunu geçiştirmek için değil. Doğru düşündüğünü söylemeni falan diyor. Yani öyle bir manyak da her dediğini yapamıyor. Bu manyak şeyi açıklamıştı biliyorsun değil mi? O yüzden sonra ceza aldı. Dikiz aynası muhabbeti. Evet çok. Ben işte asla arkama bakmamam. O yüzden arabadaki dikiz aynasını söktüm demişti. Şeyden araççıya geldi. Bu DMV'den Amerika'nın araç kontrol mekanizması neyse işte yani otoyol kontrol şeyleri, onun kontrole geldiler abi. Dikiz aynası araba mısın? Manyak mısın? Nesin lan sen? Hasta ruhlu manyak. Neyse ama öyle bir karakter yani. Bunu olumlu, eğer iyi kanalize edersen çok iyi bir şey. Ama kanalize edemezsen her yerden patlıyor. İyi, bana hakaret mi etmiş? Helal olsun. Düşündüğünü söyleyecek adam falan filan diyor. Böyle bir manyak yani. Ha, sonuç itibariyle gelirsek bunun olacağı belli abi. Ha, kazanırsan bunlar bir şekilde bastırır. Kaybedersen daha artar. Dünyanın her yerinde böyledir. Kazanma beklemeleri de belki de hataydı en baştan zaten. Orası. Bir kere yani her şeyi bir kenara bırak. Kimya olarak büyük hata. Abi teknik olarak da yanlış. Basketbolun geldiği noktaya bak. Ligin en kötü şut atan takımı olacağın belli. Ben hep diyordum ya, modern basketbol anlayışına tepki olarak doğdu bu takım diye yani. Abi Wade oyununu çok değiştirmemiş olsa, biraz daha hani rebound gücüyle falan filan bir yerlere varmış, bunları da elde edemezlerdi. Şu anda bakıyorsun ligin en az üçlük atan, en düşük yüzdeyle atan takımı. Bir yere kadar abi. Evet. O zaman geçiyorum. Daha gene tartışmalı konulardan bir tanesi. Bitmiyor tartışmalı takımlar. Knicks'te Melo artık tamamen takasa açıldı. Takımlara teklif ediliyor. Knicks son 35 yıldır herhangi bir sağ dışı dramaya sahne olmadığı sezon var mı Allah? Yok tabii. Evet. Olamaz ki abi, orası Knicks çünkü. New York orası. Abi Phil Jackson gidip dinlensin artık ya. Vallahi hani
NBA tarihinin en başarılı koçu, çok saygı duyulacak koçu, çok saygı duyulacak takımlar yarattı, çok saygı duyulacak sistemler yarattı. Ama artık dinlensin abi. Yani şey çünkü yaşlanması dışında yeni jenerasyonla ve yeni dünyayla iletişimde sorunlar yaşıyor. O onları anlamıyor bazı açıdan, onlar onu anlamıyor bazı açıdan. Sorun çıkıyor abi. Gerek yok. Ve şimdi Carmelo'yu takas etmeye çalışıyor elinden geldiğince. Ama mesela dün bir haber okudum abi. Mesela böyle şeyler çok kötü. Diğer takımlar Knicks'te iş yapmak için genel yenecerler. Bir türlü Phil Jackson'a ulaşamayıp şeyle konuşuyorlarmış. Neydi onun ya asistanı? Asistanıyla konuşuyorlar. Asistanıyla konuşmak zorunda kalıyorlarmış. Yani böyle şey olmaz yani. Bir kere işini yap yani her şeyden önce. Artı babacığım artık şimdi üçgen çok değerli bir hücum sistemi, tamam mı? NBA tarihinde efsane olmuş. O Jordan'ın, Kobe'nin yarattığı, Kobe'li şartlı takımları falan yaratmış. Fakat abi o dönem geçti. Ben yani Franz Beckenbauer bu ayar futbol tarihinin çok değerli bir oyuncusu değil mi? Evet. Ve tarih boyunca da dünya futbol tarihinin en değerli 3-4 oyuncusu, yani 10-15 oyuncusundan biri sayılacak. Hiç kimse onun kaptan olduğu Alman milli takımlarını falan küçümsemiyor ki. Ama abicim artık libero diye bir pozisyon yok. Oynanmıyor öyle bir pozisyon yani. Bu da aynı şey. Yani üçgen şu anda oynanıyor. Belki bundan 15 yıl sonra basketbolun değişmesi üçgen tekrar değişir ama şu anda oynanmıyor. Abicim bunu kabul et. Üçgende ısrar etme. Takıma müdahale etme. Ve takımın şu anda NBA'de şu anda takas veto hakkı olan tek oyuncunun, takımın yıldız oyuncusu, her ne kadar yetenekleri bu sezon biraz erozyona uğramış olsa da takımın simge oyuncusuyla böyle medya önünde kavga etme abi. Bir zamanlar 2000'lerin ortasında 90'larda falan bu tip çatışmadan enerji üretmeyi çok iyi de hallediyordu o. Çok iyi de yönetiyordu onu. Phil Jackson. Artık bu dönem o dönem değil abi. Çatışmadan enerji Mourinho'nun falan da yaşadığı sorunlar onlar mesela. Çatışmadan enerji üretmek dönemi geçti abi. Evet. Benzer şeyler Fatih Terim için de geçerli mesela. Abi çatışmadan enerji üretmek daha doğrusu üretirsin ama çok tehlikeli, kontrol edemiyorsun artık onu kolay kolay. Şimdi de Carmelo Anthony'yi takas etmeye. Yani önce bir takas dedikodusunu çıkardı. Bir yerlerden şey verdi, virüs verdi. İşte bu Charlie Rose'un arkadaşına yazdırdı, mazdırdı. Abicim adam takas ve şeyi var. Gitmiyorum derse hiçbir şey diyemezsin yani. Ve Melo'nun geçmişi de belli. Denver'a neler yaptığı yani. Şey yapar, karşı karşıya gelip kapışır. Ha bu arada Chicago ile ilgili konuşurken onu söyledim. Hoiberg gidecek herhalde. Babacığım dünyanın her yerinde bir tartışma olduğunda oyuncuyu kovamazsın abi. Yok öyle bir şey. Dünyanın en rezil, en aşağılık, en şey hareketlerini yapsın. Oyuncuyu kovamazsın, koçu kovarsın abi. Bu iş böyledir yani. O yüzden koçlar zaten anormal paralar alırlar. Her şeyden önce. Bu tazminattır aynı zamanda yani. Çünkü oyuncuyu kovamazsın, takımı değiştiremezsin yani. Ha bir süre sonra işte böyle bir soğuk savaş yaratıp hani baskı yaratıp abi kendin git biz kovmuş olmayalım demeye çalışıyorlar. Çünkü kovamıyorlar, madde de var. Carmelo'yu takas etmeye çalışıyorlar. Ama şimdi bir taraftan da bakıyorlar. Sen bir kere bu kadar kovar hale getirirsen değeri düşer. Eskiden Carmelo için işte 100 lira vermeye hazırlanan ulan 70'e kapatırız bunu der yani. Abi Clippers'da şey konuşulmuş. DeAndre Jordan, Blake Griffin veya Chris Paul'un dahil olmadığı bir takas konuşuluyormuş. Austin Rivers yani. Üzerinden. Austin Rivers draft hakkı falan bir şeyler abi. Olacak şey değil. Yani Carmelo tamam abi bitmiş olabilir. Bazı özellikleri herkese yaramıyor olabilir ama o kadar değersiz bir oyuncu değil. Abi hala şu anda All-Star seviyesinde bir All-Star havuzunda diyelim. 40 kişilik All-Star NBA'nin 40 oyuncusundan biri abi hala. Evet. Ha, eski seviyesinde olmayabilir. Artı onun topu çok durduran oyunu modern oyunda çok ciddi handikaplar yaratıyorlar. Evet eyvallah da iyi oyuncu abi. Bu arada biz bu konuyu zaten konuşmuştuk. Tekrar gündeme getirmemin nedeni Cleveland Cavs'in gelen takas teklifini reddetmesi. Kevin Love. Kevin Love'a olacak şey değil gerçekten. O da kabul edilecek bir teklif değil. Cleveland gülmüştür herhalde. Ne diyorsunuz diye. Bence düşünmemişlerdir bile. Düşünmemişler zaten. Düşünmemişler. Boston Celtics deniyordu. Onlar da reddetmiş. Boston'a iyi olur ama. Boston olabilirdi. Ben de daha önce işte dinlediğimde podcastlerde hep konusu geçen aslında Boston Celtics'in elinde yeterli oyuncu havuzu olduğu, Carmelo'yu getirebileceği. Ama Boston Celtics bile istememiş. İstenmeyen adam gibi gözükmesi de Carmelo'nun kötü bir şey. Bak Carmelo yaşlandı. Ve geçen seneden bu seneye oyunu önemli bir derecede erozyon uğradı. Ve bundan sonra daha iyi gitmeyeceği belli. Yani Carmelo'dan en fazla bu kadar verim alırsın. Seneye bu kadar alacağın bile belli değil ve 2 sene sonra ne alacağın hiç belli değil. Ama bu aslında çok iyi olur. Eğer
kendisini tekrar 4 numara oynamaya adarsa yalnız. Çünkü Carmelo 4 numarada çok verimli abi. Müthiş rebound falandır çünkü. Horford'la gerçi o da biraz çember savunmakta biraz. Ama yani şey abi iyi olur iyi. İyi. Çok iyi olur bu aslında. Clippers da iyi olur mu? Clippers değerli bir şey vermezse. Hiçbir şey olmaz. Clippers da çok... Şöyle Mbamute yerine 3 numara oynatacaklar olur ama o da takımı anormal hantallaştırır abi. Ve yani bakıyorsun Redick, Paul çok ufaklar pozisyonları için. Diğer pozisyonları çok, yani çok uyumsuz olurlar yani. Tamam. Süremizin sonuna geldik. Ya geldik yani. Direkt suyu yıkmaya karar verdik. Bir sonraki programda Lakers Sixers'dan daha kötü durumda mı? Ve Cousins hakkında yazılan, Cousins hakkında ve Kings hakkında yazılan yazıları tartışacağız. Bir sonraki programda görüşürüz. We'll be right back.